Evet arkadaşlar, Can Dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Tosya'dan Çorum'a gideceğiz. Kastamonu'dayız. Şöyle, burada çay molası var. Çok iyi. Muhittin aracının bakımı varmış. Bakıma gidiyoruz. Şöyle arkadaşlar. Muhittin aracı. Muhittin Bey de orada şorup içiyor. Ben de bu arada çekim yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burası tat yolu arkadaşlar. Şöyle. Burası Kastamonu. Kastamonu'dan birazdan yola çıkacağız. Aracımız da burada. Şöyle. Evet arkadaşlar, burası Kastamonu çıkışında. Şöyle güler yüzlü personel. Gerçekten çok harika bir yer. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Tosya, Osmancık, Çorum. Muhittin Bey'le yolculuğumuz başladı. Herkese hayırlı günler dileriz arkadaşlar. Günaydınlar diliyoruz. Günaydın. Allah herkesin işini gücünü nasip getirsin. Evet. Bismillah deyip yolculuğumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle Tosya, İskilip. Gördüğünüz gibi. İnşallah Tosya'da kar yoktu. İnşallah. Hayırlısıyla nasip olursa. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Bismillah dedik, aracımıza bindik ve şu anda yolumuza çıktık. Başlangıç noktamızdan çıktık. Evet. Yaklaşık 3,5 saatlik bir yolumuz var arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla gidip gelmeyi Allah nasip eder. Amin. Şu anda zaten yolumuza çıktık. Yavaş yavaş geze gideceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda Ilgaz'ın dibindeyiz. Ilgaz Dağı'nın. Buralarda kar halen daha mevcut. Yolların kenarına sıyırmışlığı asmadı. Bulutlarda çok güzel görüntü var karla beraber. Güneşin doğuşu. Evet arkadaşlar, Muhittin Bey'le yolculuğumuz devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Tosya'ya 20 kilometremiz kaldı. Dilhan Bey. Tosya'ya 20 kilometre kaldı arkadaşlar. Kaç kaldı? 20. 20 kilometre. Tosya'ya 20 kilometre arkadaşlar. Yol tek şerit olduğu için biraz yavaş ilerlemek. Evet, bir de doğum vardır diye biraz tedirginle gittik. Evet aynen arkadaşlar. Zaten şey de öyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Tuğuk kaybağı var yollarda. Buralar zaten sakat olur. Evet. Bey. Üstüne de bura inmiş. Evet. Yol tek şerit. İşin sıkıntısı o. Karşıdan aniden araba çıkıyor. Demden traktörün yaptığını gördüm. Arkadaşlar önümüzden traktör geliyordu. Adam uyudu mu, ne yaptı? Üstümüze evet. Doğru fedi geliyor. Yolun kenarına kaçmasa üstümüze çıkacak. Muhittin Bey'i görüyorsunuz arkadaşlar. Uykusuz. Uykusu gelmiş dayıma. Kameraya bakmasın. Soğukta doğmuş demek. ŞB yapar. Bakmam. Şoför adam gözünü yoldan almaz. Evet. Arkadaşlar kısım kısım artık böyle güzel yerler bulduğumuz zaman çekim yapıp sizlere inşallah güzel bir video hazırlayacağız bugün. Evet arkadaşlar, yollar gördüğünüz gibi buz. Burada nereden bakarsanız 1 metre varmış. Daha yeni
erimeye başlamış ama yollar buz. Çok çok acayip kar yağmış ha buraya. Değil mi lan ben? Evet can dostlar. Tosya il sınırına girmek bu girmiş bulunuyoruz. Burada bir şantiye var. Orman İşletme Müdürlüğü. Karayollar. Karayollar ha. Evet, Karayollar Bölge Müdürlüğü. Burası Tosya Ilgaz'ı geçirdi diyor. Köpekler de burada. Karşılama töreni yapıyor. Bizleri karşılıyorlar. Sağ olsunlar. Merhaba, merhaba. Şöyle acayip, görüyorsunuz. Acayip kayağı. Evet. Yollarda da buzlanma var. Biz de yavaş yavaş hareket ediyoruz. Gerçekten. Acayip kar yağmış bu tarafa. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Işıl ışıl yolda bombuz. Sabun gibi. Evet. Ama çok güzel yerler var Muhittin Bey. Şöyle. Karşıdan da araba geliyor. İşin kötü tarafı yolun tek şerit olması burada. Evet. Eskiden Ilgaz Dağı'nın yolu gibi. Şimdi tünelden çift şerit. Emelhan Bey. Evet. Tek şerit olması, bir de yolun kaygan olması. Yavaş yavaş. Muhittin Bey. Efendim yine bu. Şimdi şöyle bir şey anlatıvereyim. Yani bu gerçek bir söz yani. Hani evet. Şey olarak. Tavşanla tilki kaklumbağa iddiaya girmiş. He. İşte ikimiz de yarış yapalım. Kaklumbağa ile tavşan ne hani. Şimdi bir nokta koymuşlar. Oraya kim önce varırsa şeyi o kazanacak. İddia işte. Evet. Şimdi tavşan kaklumbağa tamam demiş. Çıkmışlar yola. Tavşan tabii hoplamış zıplamış. Varacağı yere az bir şeye kala ya çok yoruldum demiş, şurada biraz uyuyayım demiş. Ondan sonra tavşan orada uyumuş kalmış. Bizim kaklumbağa da yavaş yavaş bitiş noktasına varmış. Yarışı kaklumbağa kazanmış. Evet. Şimdi biz de onun şeyine yavaş yavaş yarım saat sonra varacağız. Ama yarışı Allah'ın izniyle düzgün varacağız. Yarışı biz kazanacağız. Ha yarışı biz kazanacağız. Abi zaten hızlı gidemiyorsun ki. Baksana yollara. Pırıl pırıl buz. Evet. Çok kayıp haderizdi. Frene koyamıyorsun ayağın. Mecburen. Çok şey evet. Yavaş gitmek zorundasın. Güzel arkadaşlar. Can dostlar bugün de böyle. Muhittin Bey'le zaten çoktan beri de bir araya gelememiştik bugün. Aynen işler güçler. Hem arabamızın bakımını yaptıracağız. Hem Çorum'u, Tosya'yı sizlere göstermeye çalışacağız. İnşallah. Ne oldu orada tabii. Şöyle. Hem işimizi yapacağız. Arkadaşlar şu gördüğümüz yüksek tepe, şurası. Ilgaz'ın etekleri. Ilgaz Dağı'nın etekleri yani. Şöyle ben size göstereyim. Şu gördüğünüz kar olan yer tam Ilgaz'ın eteği sayılıyor yani. Şöyle gördüğünüz gibi size göstereyim. Güzel bir manzara. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet can dostlar. Şöyle artık Osmancık karayoluna girmiş bulunuyor. Karayoluna girmiş durumdayız. Buradan sonra Osmancık'tan sonra Çorum. Çorum'a doğru gidiyoruz. Burası Tosya arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Artık Osmancık yolundayız. Osmancık karayoluna girmiş bulunmaktayız. Oradan Çorum'a doğru hareket ediyoruz. Gördüğümüz yer
Burası Tosya. Evet, buradan biraz görüntü alalım. Arkadaşlar burası da Tosya'nın sanayi bölgesi. Bütün iş yerleri burada. Şöyle. Nalbantoğlu üretim tesisi de burada İlhan Bey. Nalbantoğlu burada. Evet. Süt ürünleri. Türkiye'nin dört bir tarafına ihracat ithalat burada yapılıyor. Radar var. Şipşak kameralar var. Hemen yakalayıp cezayı yazıyorlar. Aynen. Hiç farkında olmuyorsun. Sadece fotoğrafın gele kalıyor. Yakışıklı bir resmin geliyor. Evet. Öpüldünüz diye. Ondan sonra bir bakıyorsun. Ondan sonra ister bul ister ağla. İki sefer başıma geldi, ondan sonra akıllandım. Biladerle beraber gittim Selo'yla. Ben abiydi, diri yakışıklı çıkmışız diye. Ben cezayı düşünüyorum. Adam diyor fotoğrafta camın önünde böyle hani kafayı dayamış. Görüyorum, sen de diri yakışıklı çekmişler. Biz abiydi, araba da güzel çıkmış diye. Evet dedim. 400'ü verince araba da güzel çıkar. Aynen öyle. Ya aslında iyi bir şey. De yani hani herkes ya kurallara abi, uysa şey etse. Çok iyi de 60-70'inde de bitecek yol değil. Baksana yola. Ya mutlaka o da belli bir hız şeyi koymaları lazım. İşte. Her şey bizim sağlığımız için, bizim güvenimiz için arkadaşlar. Evet, kemerlerimizi taktık. Emniyet kemerlerimiz takılı. Trafik kurallarına uyarak gidiyoruz. Evet. Duysak da uyuyacağız, uyumasak da uyuyacağız. Üç şeritli yol, maşallah. Burası Samsun. Samsun sınırlarında dedik. Bu yol herhalde Osmancık, Çorum. Karadeniz bölgesine aynen. Ulaşıyor yani. Evet. Evet arkadaşlar. Can dostlar, Osmancık'tayız. Şerim ekisine inceliyoruz. Leblebi Diyarı. Şöyle, burası Leblebi Diyarı. Sizlere göstereyim. Burası leblebi bak arkadaşlar. Leblebine pirinç. İpek yolu park diyor. Caba, pirinç, semaver, evet, her şey var. Karşıda görünen de Osmancık Kalesi. Şu öbür tarafı değil mi? Evet. Can dostlar, şu anda 20'miş bulunuyoruz Osmancık'a. Şöyle baktığımız zaman kenarı köşesi güzel gibi görünüyor. Neler var neler yok onu da biz bilmiyoruz. Sorup öğreniyoruz. Sana demiştim yani Çorum. Şöyle arkadaşlar, buralarda cabası var, şeyi var. Şöyle görüyorsunuz. Ben meşhur Çorum Melemen'de burada yemiştim. Leblebi, sıcak leblebi diyor. Lokum kütüphaneye. Yani bir videomuzda yapmıştık ya İlhan Bey. Evet. Çorum Melemen'i diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Meşhur yer burası işte arkadaşlar.
Devlet Hastanesi. Evet arkadaşlar, burası da alamadık ama Osmanlı Devlet Hastanesi. Yol kenarında çok güzel, iyi yerde ya. Ben sağ tarafıma bakarken sol tarafımdaymış arkadaşlar. Onda yetişemedik. Neyse, bir daha yine çekersin. Göstermeye çalıştık ama olmadı. Burası yol boyunca leblebi. Semaver, coba, elyam. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık yandı. Muhittin Bey durdu. Mecburen. Kurallara riayet etti. Ben Mustafa'nın yerini arıyorum ben şimdi. Çorum melemeni yedim ya. He. Ona bakınıyorum. Bir sürü yer var da. Evet, oraya da gidelim. Gidelim, macun çorba. Aradığım yer başka. Evet can dostlar. Şimdi Osmancı'nın içinden geçtik. Sonuna doğru gidiyoruz. Evet Muhittin Bey. Çorum. Bundan sonraki hedefimiz Çorum. Bundan sonraki hedefimiz Çorum. Çorum'a 60 kilometre kalıyor arkadaşlar. Osmancık'tan sonra Çorum'a 60 kilometre yolumuz kalıyor. Evet. Allah'ın izniyle. Yavaş Allah'ım, yavaş. Kazasız belası soru yemeği nasip aynen eder. Aynen. Buralarda turlu fakülteler de burada var. İlhan Bey. Şehirler arası otobüs terminali. Terminali bunlar yeni yaptılar, yeni taşıdılar buraya. Burası da otogar arkadaşlar. Evet, Gümüş Hacı Köyü, Çorum, Samsun arkadaşlar, devam ediyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar. Burası Osmancık. Osmancık'ın pirinci zaten meşhur. Gördüğünüz gibi Tosya pirinci buradan gelir arkadaşlar. Osmancık Tosya. Osmancık Tosya. Osmancık da var ya. Şöyle gördüğünüz gibi her alan pirinç tarlası. Burada herhalde başka bir şey yok. Pirinçten şey. Kulak bölge olduğu için İlhan Bey, burasında pirinçle uğraşıyorlar. Bir de tuğla fabrikası var ileride, az ileride. Az önce geçtik orayı. Burada sadece pirinç yetiştiriciliği yapar. Çeltik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yapıyoruz. Kulak bölge olduğu için pirinçle ekim dikim işleriyle uğraşılır. Allah kolay etmesin. Herkesin işleri. Amin. Şu bölgede gerçekten yani hani biz sofralarımıza gelirdim şeyler, bazı şeyler aynı bizim sarımsağımız gibi. Bunların da işi çok zor arkadaşlar. Bu suyun içinde sürekli bakım ister. İlaçlamasını yapıyorlar. Pirinç deyip de geçmeyin. Gerçekten işleri zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde kanallar halinde büyük araçlarla beraber ekimlerini, dikimlerini, hasatlarını yaparlar. Çünkü burası böyle hep ıslak kalır. Islak kalmasının sebebi de suda yetiştiği için arkadaşlar. Pirinç zaten suda. Aynen. Su şeyi. Tabii ki bunun doğası su. Evet. Sürekli su halinde olacak. Karşı her taraf görmüş olduğunuz dümdüz araziler. Pirinç tarlası. Genişte bir arazisi var herhalde. Var. Şöyle baktığımız zaman. Şeyde büyük, dönümü büyük mesela. Tarlaların, arazilerin dönümü büyük. Evet. İlhan Bey. Şöyle arkadaşlar göstereyim ben size. Tekrar. Gayet bakın İlhan Bey, etrafı bir göster şöyle böyle.
tedarikçi var. Zaten burada genelde pirinç tuğla fabrikaları var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz arkadaşlar. Orada da bir köyümüz var. Soğuk. Bayağı bir soğuk dedim. Hava da soğuk evet bugün. Çünkü yükseklerde ılgatın soğuğu geliyor İlhan Bey. Evet. Gelirken de çekimlerde gösterdik ya yolları. Dümdüz bir arazi. Köyler birbirine çok yakın İlhan Bey burada bakın. Tarlalara da yakın. Ya demek ki arazisi olan buralara. Aynen aynen. Sulama kanalları da verimli olduğu için. Evet. Suya sıkıntı yok burada. Ama dediğim gibi sofralarımıza gelene kadar bayağı bir zahmet. Ya her şeyde bir şey var yani ya, kolay bir iş yok yani. Muhittin Bey. Ekmemeden yemek yok. Yani her şey böyle. Yani ekmeği ağzına alıyorsun, geveliyorsun öyle yiyorsun. Aynen. Böyle yani. Emek ki emek. Herkesin işi zor. Allah aynen. Herkese kolaylık versin. Amin. Evet. Ben buraya İlhan Bey 10 senedir 12 senedir gelirim. Aracın makamına da gelirdim. Hala tek şerit, hala tek şerit. Ben ilk defa geldim buraya daha. Bir yol yapılmadı. İlk geliyorum buralara. Gerçekten bir bu yol yapılmadı. Diğer yolların hepsi yapıldı. Evet arkadaşlar, tek şerit yol. Yani. Sağa gidiş, sol gidiş. Şöyle. Onun için İleriki zamanlarda ama şeyimiz çalışıyor ya. Hadi yolumuza devam ama, edelim artık. İleride. Tamam arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Görüşürüz daha ileride. Arkadaşlar Çorum'a 10 kilometremiz kaldı. Yalnız 10 kilometre kalana kadar kar falan yoktu. Çorum kar altında şu anda. Şöyle gördüğünüz gibi. Maşallah buralara bayağı bir bol bir kar yağmış. Evet İlhan Bey. Bir metre yakın yağmışmış buraya. Bak sağ yolun kenarında. Evet bayağı bir şey var. Baksana ortamına ne biçim yağmışlar. Görüyorsunuz. Kurtum atmış. Ortalık bembeyaz. Arkadaşlar şuna bak. Bir metreden fazla. Hala da kalıntıları var evet. Daha. Şöyle ben size göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çorum kan altında gerçekten. Allah'tan burada yollar açık. Evet. Buzlanma yok. Yollar da temiz. Ama kenarlar çok tehlikeli. Bayağı bir kar var. Kar. Biraz bayağı bir yağmış. Evet arkadaşlar. Şu anda Çorum il sınırına girmiş bulunmaktayız. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası herhalde Orgun'un sahi gibi böyle bir alan arkadaşlar. Şöyle giderken çekimimizi tekrar yapacağız. Evet arkadaşlar. Artık Çorum'dayız. Allah'ın izniyle kazasız belasız geldik. Değil mi Muhittin Bey? Aynen İlhan Bey. Şükür. Şoförümüz maşallah çok sağlam. Muhittin Bey şoförümüz. Ya Rabbi şükür indik. Bazı yerlerde çeşit çeşit dört mevsim yaşadık arkadaşlar. Güneş var, kar var, buzlanma var. Soğuk var. Soğuk var. Dört mevsim bir arada yaşadık. Aynen geldik. Aynen. 15 kilometre arayla hem kar var hem de normal bakın. Çorum'un içinde de kar yok. Mesela girişinde kar vardı 10 kilometre kala. Ama şimdi de burada da damla yok. Evet. Değil mi İlhan Bey? Evet aynen öyle. Şöyle arkadaşlar ben işte. Size göstereyim şöyle.
İnşallah burada da güzel bir şeyler buluruz çekim için. Şöyle arkadaşlar, biz şimdi yol üzerinde giderken şöyle sizlere gösteriyoruz. Tanıta tanıta geldik işte. Elimiz erdi, ucumuz yetti o kadar. Evet. İnşallah bundan sonrasında güzel bir yer buluruz da güzel bir video daha hazırlarız. Buluruz. Ustamla sohbet edeceğiz daha, dur. Evet. Benim çok değerli ustam var. Arkadaşlar burada yolunuz düşerse, işiniz olursa yardımcı oluruz. 18 sene Peugeot servisinde çalıştı. Şimdi kendi sanayisinde dükkanını açtı. Bacana ile beraber. Allah razı olsun. Gerçekten işçiliğine, insanlığına, kişiliğine diyecek yoktur. Yolunuz düşerse yardımcı oluruz. Allah düşünmesin de kimseyi. Tamam. Biz Kastamonu'dan tam Taşkapı'dan, evet, Çorum'a arabayı getiriyoruz arkadaşlar. Demek ki böyle değerli bir ustamız olmasa buraya kadar gelmeyiz. Orası öyle. Şimdi güvenip de ben aracımı açtıramam orada. Çünkü Taşköprü'de, Kastamonu'da öyle bir usta ben görmedim yani. Gerçekten görmedim. Kastamonu'da bir arkadaşıma 4750 lira sadece direksiyon masrafı çıkarttılar, direksiyon motoruna. Buraya geldik, 750 TL'ye benim ustam yaptı ya. O da usta. Evet. 4000 lira nerede? 750 lira nerede? 4750 lira ya. Yazık buna. Millet yoldan toplamıyor bunu. Haksız mıyım İlhan Bey? Tabii ki canım yani. Aradaki mevla büyük yani. Orasını değiştireceksin, burasını değiştireceksin arkadaşa. Gel ben seni Çorum'a kadar getireyim arkadaşım dedim. Aldım geldim. Allah'ın izniyle işimizi gördük, hallettik. Evet arkadaşlar, şu anda yol üzerinde gidiyoruz. Tabii ki sanayiye gideceğiz. Organize değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, ben buraları bilmiyorum. Daha ilk defa geliyorum. Muhittin Bey birkaç kez geldi. 8 senedir, aşağı yukarı 8 sene geldim ben buraya. Bir 2 senedir gelmemiştim. Evet arkadaşlar, burası da Sağlık Bakanlığı Hicit Üniversitesi Erol Kolçuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Şurası. Burası da otogar arkadaşlar. Şey, stadyum. Canım stadyum. Şey, stadyum burası da. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuz bitti, servisimize geldi İlhan Bey'le sağ salim, Allah'ın izniyle Anzerota'ya. Aracımızı içeri teslim ettik. Hayırlısıyla bakalım, sorun neymiş, problem neymiş, onu öğreneceğiz. Servisimiz burası efendim, işte Çorum. Organize sanayide. Kastamonu'dan tam çıkıp buralara geldik arkadaşlar. Çünkü ustamıza çok güveniyoruz. Ustamız bizim için çok değerli. Aracımız içeri hemen teslim aldı. Şimdi bakımlarını yapmakta. Hayırlısı olur inşallah. Tabiri sıkıntı çıkarmadan bize zor buluruz. Değil mi İlhan Bey? İnşallah. Allah'ın izniyle yolumuzu çıkarız. Canımızı fazla yakmadan. Evet. Allah'ın izniyle inşallah. Bakalım hayırlısıyla geldik ya sağ salim. Önemli olan da o. İnşallah. Şey diyeceğiz. Arabamız orada arkadaşlar. Şu anda bakımda.
Evet Muhittin Bey, videomuzu isterseniz burada noktalayalım. Evet, burada sonlandıralım. Sonra ustamızla bir sohbetimiz daha olacak. Sizlere nasip olursa onu da aktarmaya çalışacağız ileriki videomuzda. Şimdi bir aracımızın çaresine bir bakalım. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepinizden Allah razı olsun. Desteklerinizi esirgemediğiniz için beğeninizi, like'ınızı unutmayın. Bizi desteklemeye devam edin arkadaşlar. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Hepinizi çok seviyorum. Abo diyorum ve bu işi bitiriyorum. Saygılar. Evet arkadaşlar. Herkese buradan saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Amin. Bütün takipçilerimize çok çok selamlar, saygılar sunuyorum. Özellikle Selin Hanım, Döndü Hanım, Hanif Hanım. Hepinizi çok seviyoruz. Saygılar. İyi günler.